Bakayım sana yemek vereyim. Gel amcana. Ay, gel, gel, gel. Gel alma. Üzülme yavrum. Allah büyük. Gene bir çocuğun olur. Yavrumun yüzünü bile görmedim. Halbuki onu karnımda ne ümitlerle taşımıştım. Yeter artık, ağlama. Geçmiş olsun kardeşim. Doğumun ani oluşu doktor çağırmamıza mani oldu. Sen de bayılınca çocuk komşuların elinde doğdu. Ama ne yazık ki hareketsizdi. Hemen alıp hastaneye koştum. Maalesef bir şey yapamadılar. Çocuk cansız doğmuştu. Evlenmek vaadiyle kandırılan ve ihfal edilip terk edilen kız kardeşimin gayrimeşru çocuğunun evimde gözümün önünde yaşamasına tahammül edemezdim. Yapabileceğim tek şey onu kendi kaderiyle baş başa bırakmaktı. Ben de onu yaptım. Belki yaptığım yanlış bir hareketti ama çaresizdim. Allah ikimizin de günahını affetsin. Bu iş aramızda kalacak. Kız kardeşim çocuğunun sağ olduğunu hayatının sonuna kadar bilmeyecek. Bunu sizden komşu olarak rica ediyorum. Ay cozunu sevdim. Ne siz ola alayım ben? Kupulu topu tutu. Kupulu topu lesonu. Öyle acayip sesler çıkararak susturabileceğini mi sanıyorsun? Hı? Evde bir bu eksikti. Bıyaklayan bir bebek olur. Karnı acıkmıştır beyim. Öyleyse annesini arıyordu. Ya Rabbi ne anneler var şu dünyada. Kazık kadar iki eri bu bebeğe nasıl bakarız biz? Ben şimdi eczaneden mama alır gelirim. Dadılığını sen yapacaksan korkarım ömrü uzun olmaz. Buna bir çare bulmak lazım. Çocuk esirgeme kurumuna yollamalı. Benden daha mı iyi bakacak sanayisin onlar? Hele bir besleyeyim de çör, tokmak gibi mi olur? Bakıyorum çabuk ısındın. Bu çocuk eve şenlik getirecek, uğur getirecek. Yüzünden belli. Yani kakasından demek istedim. Hay canım yediğimin bebeği, hay canım benim, hay canım benim. İyi not ettiniz mi? Teşekkür ederim. Yalnız ilana şunu da ilave edin. Çocuğun annesi veya babası müracaat ettiklerinde çocuğu büyütmeleri için maddi yardımda bulunacağım. Yarınki gazetede çıkar mı bu ilan? Peki, oldu. Yunus! Yunus! Geliyorum be, geliyorum! Nerede benim sabah kahvem? Çocuğun zırlamasından sabaha kadar uyuyamadım. Ama bu iş yarın bitiyor. Gazeteye ilanı verdim bile. Ne ilanı bey?
Yarın sabah sen de görürsün. Hadi git getir kahveyi. Biraz bekleyeceksin. Neden? Çocuğun altını değiştireceğim de. Olmuştur artık. Yedireceğiz, acele etme. Hadi artık yediralım. Sen kendin yedir. İnşallah çocuğu zehirlemezsin. Ver biraz da tadına bakayım. Bak. Amma da lezzetli olmuş da. Benim bile canım çekti. Kimdir bu yahu? Tam sırasını buldu. Sen şunu yediriver, ben kapıya bakayım. Aman dikkat et. Yavaş yavaş yedir, çocuk boğulmasın. Tövbe, bugünleri de görecekmişiz. Pis. Ağlama yavrum, ağlama. Hadi. Buyurun. Kimi arıyorsunuz? Çocuğumuzu almaya geldik. Çocuğu mu? Gazetedeki ilanınızı okuduktan sonra yavrumuzun yabancı ellerde büyütülmesine gönlümüz razı olmadı. Beyi görmek istiyoruz, kendisine şükran borcumuzu ödeyeceğiz. Siz burada bekleyin, ben beye haber vereyim. Aman dikkatli olalım, çocuğun bizim olmadığını çakmasınlar. Merak etme, göreceksin, çocuğun hakiki annesi gibi numara yapacağım onlara. Sus, adam bizden tarafa geliyor. Buyurun içeri, ben sizi bekleyeyim. Boşuna uyutma bey, çocuğun annesiyle babası cıldı. Hay Allah razı olsun, neden bıraktınız bu yavruyu kapıya? 6 aydır işsizim bey. Yavrumuzdan ayrılmak istemezdik ama ne yapalım, yoksulluk canımıza tak dedi. Tahmin etmiştim böyle bir şey olduğunu. Neyse, yavrunuza bakmak için lazım gelen parayı ben veririm size, merak etmeyin. Hemen alın götürün şunu. Yavrum. Bekleyin, para getireyim. Allah sizden razı olsun beyefendi. Ne muradınız varsa versin. Nereden bileyim ki sen bu masumun anasısın? Üstüme iyilik sağlık. Yavrumu tanımaz mıyım? Yani nereden tanıyorsun? Her şeyinden. Mesela bir... Ne bileyim, elbet vardır. Mesela neresinde dur? Sırtında. Bilemedim. Yani kolunda. Gene bilemedim. Unuttum, kolunun altında diyecektim. Kolunun altında mı diyecektim? Gene bilemedin. Canım ayağında. Ben şimdi sizi ayağımın altına alır bir güzel döverim. Ne oluyorsun be? Asıl sen ne oluyorsun? Çocuğun işareti hanım, kıçında mı? Kıçında. Bey geldi, şimdi hesaplaşırız. Şimdilik 10.000 lira. İleride yine veririm. Sakın verme bey, verme. Bunlar yalancıdır, hırsızdır. Çocuğumu isterim. Çocuğumu isterim. Sus seni pis karı. Delirdin mi Yunus? Ver şu çocuğu gitsinler. Sen de sus Nazmi bey. Senden de başlarım ha. Defolun namussuzlar. Hala duruyorlar bakıyorum. Bahçedeki köpeği salıvereyim de yesin sizi. Yesin. Tut şunu. Namussuzlar. Alçaklar. Hala duruyorsunuz. Gidin lan. Kovdum onları, ben geldim. Sen ne karışıyorsun bu işe be adam? Hazır sahip çıkmışlarken verecektik, bitecekti. Şu halime bak bu. Vermem yabancılara ben bunu. Gel bakayım yavrucuğum. Korkma, ağlama. Yunus amca bakacaksa. Bu evin sahibi sen misin, ben miyim? İstemiyorum bu veledi burada. Peki, bu bebek giderse buradan ben de giderim. Defol git nankör, senden de kurtulmuş olurum. Başım rahat eder. Öyle mi? Giderim öyleyse. Gidecekmiş. 30 yıllık efendisine dünkü bebeği tercih ediyor. Nankör herif. Thank you.
Gidiyorum işte. Ver elini öpeyim. Gidersen git. Bana ne? Ben de başka uşak bulurum. Benim gibisini az bulursun da. Sana öz babammışım gibi baktım. Ben de seni beyler gibi yaşattım. Bir dediğini iki etmedim. Bir bebek için 30 yıllık hatırımı kırdın. Sen de beni kırdın. Ağlamaktan sesi kesildi. Uykusu gelmiş olmasın? Belki. Gidip yatırsana. Ne duruyorsun? Önce kundayını bir değiştireyim. Gene uyaklamaya başlamasın yumurcak. Adını ne koyacaksın bunun? Hı? Bilmem ki. Dur bakayım. Ayşe koyacağım. Bari Ayşegül koy da ağlayacağına gülsün. Doğru. Güzel isim be. Ayşecül koyacağım. Hay Ayşecülüm benim. Ayşecülüm canım. Bak Nazmi amcan sevdi gider ayak bizi. Ayşegül'ün doğumundan bu yana 6 yıl geçmişti. Ayşegül büyümüş, okula bile başlamıştı. Ayşecül'üm. Deden nasıl? Yine aksili üstünde mi? Dedeni sorma. Sorma Ayşecül. Gene romatizmaları tuttu. Ha bana kalmadı, çektirmedi de. Günaydın tatlı dedeciğim. Nasılsın? İyiyim. Sen ne yaptın bakalım bu hafta mektepte? Yeni şarkılar öğretti öğretmenimiz. Bu barazan ne? Piyangodan çıktı. Öyle güzel ötüyor ki. Kes şu gürültü. Kulaklarımın zarını patlatıyorsun. Sesi var. Karga gibi olur mu dedeciğim? Kanarya gibi diyeceksin. Mama ne kanarya? Böyle kanarya dostlar başına. Şimdi sana gençlik marşını çalacağım. Yeter yeter. Borazan değil, cehennem gürültüsü bu. Ölüleri bile mezarlarından kaldırabilir. Sustur şunu. Peki öyleyse, madem borazan çaldırtmıyorsun, ben de radyoyu açarım. Müziksiz yaşayamam dedeciğim. Aman bunu türmede ne yaparsan yap. Saatin kaç dedi? Ne olacak? Gönül Akçay'ın radyoda programı var. 5:10 geçiyor. Eyvah! Başlamıştır herhalde. Gönül Akçay, onun sesine öyle bayılıyorum ki. İstersen gel sarıver güzelim seninim ben. İstersen gel gidelim gülelim eğlenelim içelim içelim. İstersen gel bu gece seninle zevk edelim. En beğendiğim şarkıcı bu dedeciğim. Çok mu seviyorsun bu şarkıcı kadını? Hem de nasıl? Canımdan fazla. Seni
seni de seviyorum dedeciğim. Of! Yunus amca öyle çok yediriyorsun ki neredeyse karnım patlayacak. Patlamaz, patlamaz. Hadi bakalım okul saati geçeyim. Değil mi? Evden bir hafta ayrılman üzüyor beni. Çok özlüyorum seni. Dedem de üzülüyor mu? O da çok özlüyor mu beni? Herhalde. Sen kapıda bekle, ben dedemin çiçeklerini odasına götüreyim. Uyuyordur şimdi. Aa, merak etme, uyandırmam. Bana bak, sakın uyandırayım deme Ayşecul. Peki, peki. Hepsini yiyeceğim. Bunu da içeceğim. Temizleyeceğim burayı. Yumurtayı niye kırmamışlar bu? Sen beni sevmiyorsun dede. Ama ben seni çok seviyorum. Allah'ım ne olur bana yardım et. Dedem de sevsin beni. Durumu nasıl doktor bey? Maalesef oldukça tehlikeli. Ağır bir trafik kazası. Görebilir miyim? Fazla kalmamak şartıyla görebilirsiniz. Buyurun. Abi, abi. Kardeşim, sen misin? Evet. Nasıl oldu bu kaza? Dinle kardeşim. Artık yaşayamayacağımı sanıyorum. 6 yıl önce sana karşı büyük bir günah işledim. Çocuğun yaşıyor. Ölü, doğmadı. İşte adresi. Beni affet. Ben de günahımı çekmiş oldum zaten. Bey! Harp çıktı bey! Savaş başlamıştır. Ne harbi? Sulh içinde savaş mı olurmuş? Yoksa çıldırdın mı sen? Ayşecim arkadaşlarıyla yukarı korulukta harbe başladı. Namussuzum, doğru söylüyorum. Ben şimdi gösteririm o asilere. Celal Ali'm, sakın ateş hattına girmeyin, yaralanırsınız. Hadi be! Emekli de olsam yine generalim. Harpten korkmam da kaçmam da. Kaçma. Ben şimdi gösteririm onlara, onlar benden korksunlar. Dikkat, şimdi hücum borusu çalacağım, sonra düşmana bütün kuvvetimizle saldıracağız. Hadi aslanlar, göreyim sizi. Bugün büyük bir savaş başlayacak, düşmanları yeneceğiz. Hazır mısınız? Hayır! Hazır mısınız çocuklar? Hayır! Hazır ol! Dikkat! Düşmana bütün gücümüzle saldıracağız, onları yeneceğiz. İleri! Hücum! 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 Dur! Derler. Karşımda kimse duramaz. Sen Napolyonsan ben de Timur Leng'im. Ezeceğiz sizi. Biz Arap topraklarını kimseye vermeyiz. Vermeyiz. Biz anlasını biliriz. Cephaneler dışarı arkadaşlar. Hadi. Hey!
savaş bitti generalim. Ben de binbaşı, buranın komutanıyım. Emredin. Madem komutansın, bir generalin önünde sokak kavgası yaptırmaya utanmıyor musun? Sizleri bu savaştan men ediyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı generalim. Hazır ol. Köptümün. Eski günlerimi hatırladım. Bu küçükler heyecanlandırdı beni. Haftaya yapacağımız büyük savaşa iyi hazırlanın arkadaşlar. Tamam, hazırlanırız. Öyleyse marş marş. Yavrum, bu köşkün çocuğu kim? Neden sordunuz? Hiç, görmek istedim de. Benim. Ne, beğenmediniz mi? Yok, hayır, beğenmez olur muyum? Yalnız bu halini merak ettim de. Merak ettinizse söyleyeyim. Savaştan dönüyorum, düşmanla çarpıştım. Adın ne senin? Ayşegül efendim. Domates sert değildi. Yoksa gözümü çıkarırdı. Ya kalbine gelseydi, o zaman ne yapardın? Böyle ölürdün. Savaş bitti. Şimdi radyoyu açıyorum, eğlenelim. Müsamere verilecek. Bir şarkı söylemek için Gönül Akça'yı çağırsak gelir mi dersin? Bilmem ki, neden istiyorsun? Sesini çok seviyorum. O kadar içten, acıklı söylüyor ki. Bir kere olsun yakından göreyim, canımı veririm. Sen şimdi elini yüzünü temizle yat. Uyumadan önce dua et. Eğer çok içten istersen belki Allah Baba duanı kabul eder. He? Peki dedeciğim, öyle çok dua edeceğim ki. İyi geceler dedeciğim. Sana da. Bilirsiniz ben karım, kış gelince yarım. Sırtımdaki ak tülle kainatı boyarım. Fakat gönlüm karadır, beyazlıkta yüceyim. Aman kuzum çiçekler, bana biraz renk verin. Aman kuzum çiçekler,
Bana biraz renk verin. Hayır, hayır, olamaz. Kabil değil, olamaz. Biz seni sevmiyoruz. Rengimizden vermeyin. Öyleyse ben de gideyim. Size bir ders vereyim. Nasıl olur vermemek, halinizi göreyim. Oy kara bak, ne güzel laf etti be. Sarardı soldu rengin, artık bizden değilsin. Seni bak bak Ayşe'cim rengini verdi diye öteki kızlar çekemeyler onu. Gidik artık, istemiyoruz, istemiyoruz. Sakın dokunmayın. Artık çiçeği o yağan karların. Kardelen oldu adım. Aşağıya bak bak. Güzel oynadınız, seni ve arkadaşlarını tebrik ederim. Ben de tebrik ederim Ayşecül. Uy burnum. Gönül Hanım'la tanıştınız mı Kenan amca? Burada babam tanıştırdı. Kenan amca Amerika'daki tahsilini bitirip Türkiye'ye dün döndü. Öyle mi? Onu o kadar çok sevdim ki. Şimdi ne oynanacak Ayşegül? Bir folklor gösterisi göreceksiniz şimdi. Dedeciğim, Gönül Hanım'ı eve davet etmeyecek misin? Tabii. elbette edeceğiz, ayıp ettin. Trafik kazaları gittikçe azalıyor. Dün 5 otomobil çarpıştı, 680 kişi öldü. Yunus amca! Buyurun efendim. Yunus amca! Şu fermuarımı kapatır mısın? Saçlarımı da karayiver. Niye acele ediyorsun da? O kadar heyecanlıyım ki. Gönül teyzeyi doya doya yakından seyredeceğim ya. Kıpır kıpır dağırıyorsun da kopçalara ilikleyemiyorum. Ne yapayım? Kalbim küt küt çarpıyor. Onunla bir gün tanışacağımı hayalimden bile geçirmezdim. Yalnız rüyalarımda görürdüm onu. Aa, geldi galiba, geldi. Hadi koş bakayım. Biz de saçları tarayalım, kaşları da düzeltelim da. Amcacığım, bakın sevgili Gönül teyzem geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun şöyle oturun. Teşekkür ederim. Bizim küçük yaramaz size deli gibi tutkun. Radyo programlarınızı hiç kaçırmaz. Ayşegül'ün sizi bu kadar sevmesinin sebebini şimdi daha iyi anlıyorum. Haklıymış. Müsamerede söylediğiniz şarkının hala tesiri altındayım. Sesiniz bir harikaydı. İltifatlarınız mübalağalı da olsa sevindiriyor beni. Asıl sizler bizi sevindirdiniz Gönül Hanım. Babamın canı kadar sevdiği Ayşegül'ün neşesine neşe kattınız. Sözlerimi mübalağa olarak değil, hakikat olarak kabul ediniz. Evimizi beğendiniz mi Gönül teyze? Elbette beğendim. Çok güzel. O halde gelin size yukarısını da gezdireyim. Hadi bakalım. İşte burası da benim odam. Oyuncakların hepsini dedem aldı. Nasıl, beğendin mi? Çok beğendim. Tam sana göre. Her gece yatağıma yatınca gözlerimi kapıyor, sizi rüyamda görüyorum. Sahiden beni çok seviyor musun? Seviyorum. Hem de çok seviyorum. Ben de seni aynı şekilde seviyorum Ayşegül. Hadi gelin, şimdi de dedemin çalışma odasını göstereyim size. Thank you.
etse, bu küçük salonda saatlerce otururum. Siz de oturmaz mısınız biraz? Bu resimdeki kadın güzel mi? Çok güzel. Kimin resmi bu? Annemin. Annenin mi? Evet, dedem anlattı. Ben bebekken annemle babam bir uçak kazasında ölmüşler. Demek annesiz babasız büyüdün, öyle mi? Yunus amca babamı aratmıyor ama annemi arıyorum. Annesiz olmak öyle zor ki. Peki ben annen olsaydım kabul eder miydin? Hem de nasıl? Kerem amca, Gönül teyzeyi evin her tarafını gezdirdim, çok beğendi. O da beni evine davet etti. Gidebilir miyim? Deden müsaade ederse gidersin tabii. Bugün mü? Söz veriyorum, yarın göndeririz seni. O halde müsaade isteyeyim dedemden. Ayşegül'ün bu kadar güzel bir teyzesi olduğunu tahmin etmezdim. Biz de bir hafta evvel mektepte tanıştık Ayşegül'le. Dostluğunuza imreniyorum doğrusu. Onun yerinde olmayı isterdim. Beni de kabul eder miydiniz aranıza? Tabii, neden olmasın? Sizi daha yakından tanımanın sabırsızlığı şimdiden başladı içimde. Gönül teyze, ben de bir şarkı söylemek istiyorum. Müsaade eder misiniz? Elbette, memnun olurum. Çocuklar, oturun, gürültü yapmayın. Benim annem olsaydı, beni kucaklasaydı, sevip de okşasaydı, üzgün bırakmasaydı. Benim annem olsaydı, beni kucaklasaydı, sevip de okşasaydı, üzgün bırakmasaydı. Ah güzel anneciğim, bugünü görmeseydim, sensiz yaşamaktansa keşke ben de ölseydim. Ah güzel anneciğim, bugünü görmeseydim, sensiz yaşamaktansa keşke ben de ölseydim. Benim annem olsaydı, beni kucaklasaydı, sevip de okşasaydı, üzgün bırakmasaydı. Benim annem olsaydı, beni kucaklasaydı, sevip de okşasaydı, üzgün bırakmasaydı. Ah güzel anneciğim, bugünü görmeseydim, sensiz yaşamaktansa keşke ben de ölseydim. Ah güzel anneciğim, bugünü görmeseydim, sensiz yaşamaktansa keşke ben de ölseydim. Her an ağlamakla sensiz geçer günlerim. Artık dayanamıyorum, seni çok özlüyorum. Her an ağlamakla geçer günlerim. Artık dayanamıyorum, seni çok özlüyorum. Artık dayanamıyorum, ah güzel anneciğim. Artık dayanamıyorum, ah güzel anneciğim. Beğendiniz mi çocuklar? Bravo Ayşe! Ayşe çok beğendi! Ayşe! Bravo Ayşe! Bravo Ayşe! Bravo Ayşe! Ayşe! Köpek.
başımıza bela olmasın. İşimizi çabuk bitirelim, hadi. Yavaş. Vaziyette bahçeye çıkamayız. Köpek ele verecek bizi. Bodrumda bekleyelim. Kimsin? Ne oluyor bu? Evde hırsız var galiba. Tabii hırsız gelmiş ki köpek avlayı. Ha, hırsız mı dedin canavarım? Vay, yedim onları şimdi. Cevherler ondan gider, teğmenler arkadan çalır. Kapıyı kilitlemişler. Girdiğimiz yerden çıkalım. Ağır olun bakalım, durun! Durun! Bırakın çocuğu! Bize mani olma moruk. Ne olacak? Öbür dünyayı boylarsın. Eller yukarı! Ben komiser Yunus. Anlaşıldı mı? Kıpırdarsanız yersiniz kurşunu. Bırakın çocuğu. Kaldırın ellerinizi var. Yavrum, yavrum. Ayşegül'üm benim. Korkma canım. Eller arkaya. Eller arkaya dedim size. Bekçi oğlum, bağla ellerini. Bağla şu sıra komiserim. Durun, bağlamayın. Bağlama oğlum. Peki komiserim. Doğru söyleyeyim, bu çocuğu niçin kaçırmak istediniz? Bizi affet bey, doğru söyleyeceğiz. Hele bir söyleyin bakalım, kararı veririz. 6 sene evvel gazetedeki ilanınızı okuyunca size sahte ana baba gönderdik. Maksadımız sizden para koparmaktı. O işte muvaffak olamayınca bu defa büyüyen çocuğu kaçırıp para talebinde bulunacaktık. Yalvarırım bey, affedin bizi. Komiser bey. Buyurun. Bunları bir şartla affediyorum. Bundan sonra namuslu yaşayıp alın teriyle para kazanacaklarına söz verirlerse onlardan şikayetçi olmayacağım. Allah razı olsun bey. Yaptığınız bu babalık bize büyük ders oldu. Bundan sonra biz de dürüst insanlar gibi çalışıp böyle işlere paydos diyeceğiz. İnanın bize. Peki, affettim sizi. Komiser bey, gidebilirsiniz. Bağır şu sıra canavarım. Bekçiler yürüyün. Yunus. Buyur canavarım. Hırsız olarak eve giren bu insanları evin misafirleri gibi uğurla. Çalışacağınız işi de ben bulacağım size. Hadi bakalım marş marş. Marş marş. Dedeciğim, dondun dedeciğim. Sen ne insansın. Hırsızları bile affediyorsun. Yunus amca da amma numara yaptı değil mi? Nasıl yaptım numaramı? Beğendiniz demek he Ayşe'cığım. Gel bakayım bana, gel. Sen büyük bir aktörsün artık. He.
Yani oyuncusun demek istedim. Tabii çok iyi oynarım be. Yesin. Güzelliğinizi şimdiye kadar metheden olmuştur ama benim size karşı hislerim hepsinden bambaşka. İltifat ediyorsunuz Kenan Bey. İltifat değil, gerçek. Gözlerinizin içindeki pırıltılar herhangi bir erkeğin başını döndürmeye yeter. Ben kimsenin başını döndürmek niyetinde değilim. Fakat benim başım sizi gördüğüm andan beri dönüyor dersem inanın bana. Bugün sizde anlayamadığım bir durgunluk var, dalgınsınız. Herhalde üzüntünüzün bir sebebi olmalı. Hiç, önemli değil. Geçici bir sıkıntı o kadar. Halbuki ben bana her şeyinizi söylemenizi, bana itimat etmenizi isterdim. Konuşmamın belki sizi de üzmekten başka bir faydası olmayacak. Olsun, derdinize ortak olmak, acınızı paylaşmak için açık konuşun benimle. Ayşegül'ü düşünüyordum. Ayşegül'ü mü? Evet, Ayşegül'ü. Çünkü Ayşegül benim çocuğum. Kendisi bunu biliyor mu? Hayır, bilmesini de istemiyorum. O kadar mutlu ki birdenbire söyleyerek bu küçücük yaşta onun hayatını alt üst etmek istemiyorum. Üzülmeyin. Bu işi babamın iyi bir gününde konuşup halletmeye çalışacağım. Sizi bir an evvel huzura kavuşturabilirsem hayatta yapacağım vazifenin en büyüğünü başarmış olacağım. Çocuklar, dedem yukarıda uyuyor. Çok gürültü yaparsak uyanır, onu uyandırmadan yavaş yavaş çalacağız. Şimdi benim işaretimle başlayacaksınız. Hazır mısınız çocuklar? Hazırız! Dikkat! 1, 2, 3! Görüşürüz.
diyorum size, susun. Çıldırtacaksınız beni, susun. Kesin diyorum size. Anlamıyor musunuz? Susun, susun be, susun. Kesin susunuz diye artık çıldırıyorum. Susun diyorum, susun. Allah Allah, kesin. Kesin diyorum, kesin. Kes, kes. Tamam. Nerede bu Ayşegül? İşte burada. Gel bakalım buraya çık. Nerede o koca bebek? Yunus! Yunus! Ay, buyurun efendim. Çıkar bu çocukları dışarı. Kov hepsini buradan. Ayşegül'ü de kendini de sandık odasına attı. Bir hafta ikiniz de sokağa çıkmayacaksınız. Hı? Dedeciğim, kulağınıza bir şey söyleyebilir miyim? Neymiş söyleyeceğin? Söyle bakalım. Beni arkadaşlarıma rezil ediyorsun. Onları kovarsan ben de giderim bu evden. Anladın mı dedeciğim? Ayşegül haklı. Burası çok sıcakmış. Açık havada oynayacakmış. İzin istedi benden, ben de verdim tabii. Yunus, dinle beni. Buyur bey. Al şu paraları, çocukları gezdir. Ne isterlerse yap. Cezanızı da affettim. Serbestsiniz. Dedeciğim, aslan dedeciğim benim. Tonton dedeciğim. Hadi çocuklar eğlenmeye. Hepiniz bendensiniz. Hadi bakalım. Sende bir tuhaflık var bugün Kenan. Konuşmuyorsun hiç, hı? Ayşegül'e ait önemli bir meseleden bahsetmek istiyorum ama biraz nazik bir mesele bu baba. Neymiş o? Gene bir kabahat mı yaptı? Yok, hayır. Daha önemli bir mesele. Hı. Ayşegül'ün artık bu evden ayrılması lazım. Ayrılması mı lazım? Nedenmiş o? Öyle bilmece söyler gibi konuşma, hı? Gönül Ayşegül'ün annesi. Garip bir aslantı ama gerçek. Annesi mi dedin? Nereden uydurdunuz bunu? Sonra teferruatını anlatırım. Gönül'ün asıl adı Sevim. Gönül sahnede kullandığı isimdir. Yani bu uydurma hikayelerle torunumu elimden mi almak istiyorsunuz küçük hanımım? Ben onu nüfusuma geçirttim bile. Hayır efendim, böyle bir şey söylemedim ve düşünmedim ama... Ama bir gün onu isteyeceksin değil mi? Seni yalancı, seni çocuk hırsızı, seni! Ben yutmam böyle numaraları! Baba! Böyle hikayelere karnım tok benim! Ayşegül'ü kimselere vermem, anlaşıldı mı? Kimselere!
Derhal bu evi terk et ve bir daha da ayak basma. Baba, çok çirkin bir şey bu yaptığın. Torunuma göz diken bu çocuğu olmamış bir kadınla bir mi oluyorsun sen de? Yeter, laf istemiyorum. Bırakın Kenan Bey. Gönül teyze! Gönül teyze! Bunları sizin için topladım Gönül teyze. Neyiniz var? Niçin ağlıyorsunuz? Hiç yavrum, hiçbir şey. Ne oldu Kenan amca? Neden gidiyor Gönül teyze? Niye ağlıyor? Deden birazcık kırıcı konuştu yavrum. Dedem nerede? Herhalde salondadır. Gönül teyze, neden ağlattın dedi? Ne yaptı sana? Neden söylemiyorsun dedi? Sana söylüyorum, sana soruyorum dedi. Bilmiyorum, hesap vermek zorunda mıyım? Tabii zorundasın, zavallı iki gözü iki çeşme ağlıyor. Sen kötü dedi olamazsın. Asıl kötü kalpli olan o, fesat yalancı bir kadın. Bir daha onun yüzünü görmeyeceksin. Hayır. Evet. Hayır, o fena bir insan olamaz. İnandıramazsın beni. Temiz kalpli bir insana kim bilir ne kaba, ne sert davranmışsındır. Bu benim bileceğim iş. İlk defa karşıma annem gibi sevebileceğim melek gibi bir kadın çıktı karşıma. Onu da evden kovdun. Artık sen beni hiç sevmiyorsun. Ama ben seni öyle seviyorum ki. Halbuki sen sevilmeye hiç layık değilmişsin. Hiç. Hiç. Sus artık. Ben de bıktım senden. Hoş geldin Kenan. Üzülme Gönül. Er geç bu duruma bir çare bulacağız. Babam çok aksi bir insan ama kalbi temizdir. Bilirim onun huyunu. Emin olun bu hareketi istemeyerek Ayşegül'ü çok sevdiği için yapmıştır. Ben de bu evi bilhassa sizin köşkün yakınında tuttum. Sebebi Ayşegül'ü daha sık görmek içindi. Ama şimdi onu uzaktan görmem bile imkansız. Biraz sabırlı olursanız her şeyin düzeleceğine eminim. Bu hususta yardımcı olacağım sizlere. Babanızın Ayşegül'ün annesi olmama inanmaması çok ağrıma gitti. Çok güç duruma düşürdü beni. Bir anne olarak üzüntümün derecesini herhalde takdir edersiniz. Hislerinizi çok iyi anlıyorum. Babamın size inanmamış olmasına imkan yok. Ayşegül'den ayrılmamak için öyle davrandı. Aslında onu deli gibi seviyor ama belli etmek istemiyor. Bu meseleyi muhakkak halledeceğiz Gönül. Bana itimat et. Senin üzülmen beni de üzer. Allah'a ısmarladık. Hey Nazmi Bey, Nazmi Bey, çabuk gel buraya, çabuk. Ne oldu çocuğa? Ayşegül yaralandı. Yaralandı mı? Ne oldu? Çıkmıştı, ağaca düştü. Ver onu bana. Yukarı koş, Kenan'ı çağır, çabuk gelsin. Ayşegül, duyuyor musun yavrum? Benim, deden. Dedeciğim. Evet yavrum, söyle, konuş. Burada mısın? Evet yavrucuğum, buradayım. Sen nasılsın? Galiba öleceğim. Öyle söyleme yavrum, iyi olacağım de. Ölmeden evvel bana bir söz verir misin? Elbette çocuğum. Şeref sözü mü? Şeref sözü. Asker sözü mü? Asker sözü. Bu sözden dönmeyeceksin değil mi? Dönmeyeceğim. Ne istiyorsan söyle yavrum. Gönül teyzeyle konuşmanı,
barışmanı istiyorum. Çok mu ağır baba? Bırak şimdi ağrı mağrı da çabuk muayene et çocuğu. Nesi var? Biraz çamurlanmış. Ağaçtan düştü de beyni sulanmıştır. Bir yeri kırılmış olamaz mı? Babacığım merak etme, şimdi onu ayıltırız. Kendisine iğne yapacağım. Yapacağım iğne biraz büyük, canı da acıyacak ama kurtulması için mecburuz. İğneyi getir Yunus. Hayır, iğne istemem. Gördün mü baba? Meraklanacak bir şey yokmuş. Rezil ettim Penu. Hay. Ne var dedi? Demek beni aldattın. Yalancı kız. Çabuk odana git. Hem de derhal. Yavrum Ayşegül'üm. Yakında beraber olacağız. Senin hasretine dayanamıyorum. Seni bir an evvel kucaklamak istiyorum. Artık sana tonton dedeciğim demiyorum. Bundan sonra da demeyeceğim. Çünkü artık gidiyorum. Benim kalbimi çok fena kırdın. Zaten annesiz büyümüş bir çocuğum. Somurtkan, aksi olduğun halde seni hem dedem, hem babam, hem annem gibi seviyordum. Ama senin beni hiç sevmediğini artık iyice anladım. Sevilmediğim bir yerde zorla kalamam. Yunus amca hakkını helal etsin. Senin de bana yaptığın iyiliklere teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Dönmeyeceğiz. Bir daha onun yüzünü görmek istemiyorum.
korkma sen. Ben çalışır sana bakarım. Hadi iyi geceler kurt. Ayşecül meydanlarda yok. Aramadığım yer kalmadı. Şaka yapıp bir yere saklanmasın. Zannetmem. Bu saatte nereye gider bu çocuk? Oynamaya çıkmış olmasın. Öyle olsa bağa görünürdü. Bağa kalırsa bu çocuk evden kaçtı. Kaçtı mı? Ha. Öyle olsa bir yazı, bir şey bırakırdı. Çünkü artık gidiyorum. Benim kalbimi çok fena kırdın. Zaten annesiz büyümüş bir çocuğum ben. Yunus, koş, ara bul bu çocuğu. Demek kaçmış evden. Bulacağım canım oğlum. Affedersin. Yavrum Ayşegül'üm. Ben de sensiz yaşayamam. Sen de benim her şeyimsin. Ne var ne oldu baba? Dün istemeyerek ona bir tokat attım. Evden kaçmış. Ben onsuz yapamam. Bulun onu bana. Bulun Ayşegül'ümü. Merak etme baba. Hepimiz seferber olur buluruz Ayşegül'ü. O halde ne duruyorsun, fırlasana. Ayşegül burada mı Gönül? Yok, hayır. Neden telaşlısınız? Evden kaçmış, nereye gittiğini bilmiyoruz. Evden mi kaçmış? Aman Allah'ım! Başına bir felaket gelmesin. Sanmam, köpeğini de beraber aldığına göre kırlara kaçmıştır. Yavrum, Ayşegül'üm benim. Üzülme Gönül, sen evde bekle, ben sana neticeyi bildiririm. Gibi seviyordum. Ama senin beni hiç sevmediğini artık iyice anladım. Ben de seni öz kızımdan, öz torunumdan daha çok seviyordum Ayşegül. Sevdiğim için de kimselere vermek istemiyordum. Ama bunu bir türlü itiraf edemedim sana. Pişmanım şimdi. Sevilmediğim bir yerde zorla kalamam. Yunus amca hakkını helal etsin. Senin de bana yaptığın iyiliklere teşekkür ederim. Allah'a ısmarladı. Keşke şimdi burada olsan da istediğin kadar yaramazlık etsen. Seni bu yaramazlıkların için seviyordum. Allah'a ısmarladık. Nereye Kenan? Emniyet müdürlüğüne gidiyorum. Ayşegül'ün bulunması için ne lazımsa yapılmasını isteyeceğim. Üzülme baba, biraz sabırlı ol. Onsuz bir saniye yapamam ben. İhtiyar kalbim bu kadar üzüntüye dayanamaz. Annesini evden uzaklaştırman onu çok üzdü. Kim olduğunu bilmiyor ama ne de olsa kan çekti. Ölmeden onu bir kere daha göreyim, dünyalar benim olacak. Annesi de bitkin, perişan vaziyette. Durmadan gözyaşı döküyor. Annesi de olsa benim kadar üzülemez o. Onu büyüten benim. Benim acım bambaşka. Hadi sen durma. Hadi. Yavrum. Yavrum benim. Bir delilik etmiş olmasın. Böyle bir şey aklına bile getirme. Hayat dolu bir kız o. Zaten seni o kadar çok seviyor ki dedesine sırf bu yüzden darıldı. Küçük şeytan. Onun ne yapmak istediğini şimdi anlıyorum. İhtiyar kurdu yumuşatıp ikinizi bir araya getirmek istiyor. Göreceksin bunu başaracak. İnşallah. Alo. Nerelerdesin Kenan? Çocuktan ne haber?
Telaşlanma babacığım, sakin ol. Sana müjdemi vereyim, dinle beni. Ayşegül dağlık arazide köpekle birlikte bulunmuş. Bulundu mu? Nerede şimdi? Biraz sonra polis merkezine getirilecek. Ben de müdüriyette onu bekliyorum. Ayşegül'ü getirdik efendim. Getirin buraya. Evet benim. Bulundu mu? Alakanıza çok teşekkür ederim. Ey büyük Allah'ım! Yavrumu bana bağışladın, beni yeniden hayata kavuşturdun, şükürler olsun. Baba, şu anda Ayşegül yanımda. Size fena halde kızmış. Ben o eve gitmem diyor. Ancak bir şartla sizinle barışabilirmiş. Şartı şu. Dedem Gönül teyzemin evine gidip onunla barışırsa, ben de onu affederim diyor. Buna ne diyorsun babacığım? Ben o Gönül denilen yalancı kadının evine asla gitmem. Sen ne yap çocuğu buraya getir. Gitmem diyorum sana! Anlamıyor musun be çocuğu? Gitmem işte! Bu hiddetle dedenin Gönül teyzenin evine gitmesi imkansız. O halde benim de dedemin evine gitmem imkansız. Kenan amca, ne olur beni Gönül teyzenin evine götür. Hı, olur. Dedemin inadı geçinceye kadar orada kalayım. Ne olur götür beni Kenan amca, ne olur. Değil mi? Ama sen de benim kalbimi kırmayacaksın. Peki kırmayacağım. Artık birbirimizden hiç ayrılmayacağız değil mi dedeciğim? Tabii. Hiç ayrılmayacağız yavrum. Aslan dedeciğim, asker dedeciğim benim. Haydi bakalım çocuklar, Ayşe Çul'un şerefine oynayalım bir oyun. Babalar elimizde, uzun ipelimizde, biz gidelim ormana, hop ormana. La 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 la